Günaydın. Fatih Selim'in doğum gününden herkese merhabalar. Fatih Selim dün gece teyzesinde kaldı, Yusuflar'da kaldı. Sürprizlerimizi geceden Esra teyzesi buraya getirdi, bıraktı. Bunlar kurulum için gerekli malzemeler. Az sonra gelecek. Güzel bir kurulum hazırlayacaklar. Hala daha ne olduğunu, konseptin ne olduğunu anlayabilmiş değilim. Burada 6 var. Tabii ki bu 6 Fatih Selim'in yaşı. 6 yaşında olacak oğlum. Burada böyle kırmızı kırmızı küpler var. Bu küplerle ne yapacaklar bilmiyorum. Konseptin ne olduğunu henüz çözebilmiş değilim. Bunları da sanırım kaplayacaklar diye düşünüyorum. Böyle sütunlar getirmişler. Burada da Fatih Selim'in hediyesi var. Dün babası gitti, aldı. O gün oyuncakçıdan alamamıştık. Başka yerlere bakacağız demiştik. Benim dün işim vardı. O yüzden hediyeyi ben göremedim. Babası kendisi seçti. Aldı geldi, hediyemiz de hazır. Şurada da bir tane daha arkada bir şey var, onu da göstereyim. Bu neymiş? 7 Yusuf'un doğum günü için onu da buraya getirmişler herhalde. Hep beraber gelmiş. Evlerimiz yakın olduğu için bir tane 6, bir tane 7. Pazar günü de Yusuf'un doğum günü olacak. Arkası arkasına 2 tane parti var. Yarın da Fatih Selim'in okulundaki doğum gününü kutlayacağız arkadaşlarıyla birlikte olan. Yani 3 gün üst üste parti yapacağız. Bugün hazırlıkları tek tek sizinle paylaşacağım detaylı olarak. Hazırlıklar bittiğinde Fatih Selim'i eve getireceğiz. Sürpriz olacak. Doğum günü olduğunu bugün bilmiyor. Dün hatta sordu bana, dedi ki doğum günüm yarın mı dedi. Hayır, yarın değil, öbür gün dedim. İnandı yavrum, gitti teyzesine. Yusuf biliyordu aslında, umarım söylememiştir, ona tembihledik söyleme sakın diye. Kurulum bittikten sonra babası gidecek, onu getirecek. Kapıyı açacağız, hep beraber tepkisini göreceğiz. Bence donup kalacak, çok mutlu olacak. Onun kendine göre beklentileri var. Hala daha flaşlı pasta olsun anne falan diyordu ama flaşlı pasta yapmadıklarını düşünüyorum. Teyzesinin başka bir konsept yaptı. Ben de konsepti bilmiyorum gerçi ama galiba süper kahramanlarla alakalı bir konsept yapılmıyor bu sene. Geceden büyük parçaları getirdiler. Şurada da demir var. Bu demir de balonlarla süslenecek alan için sanırım getirildi. Merakla bekliyoruz. Detaylı bir şekilde kurulumu da çekeceğim zaten. Nasıl yapıyorlar, nasıl kuruyorlar, balonları nasıl yerleştiriyorlar. Harika olacak. Ben de çok heyecanlıyım. Biz hazırız. Esra teyzemizi bekliyoruz. Konsepti nereye kuracaklar bilmiyorum. Tahminim şuralarda, şu boşluklarda bir yere kurabilirler. Acaba nereyi uygun görüyorlar? Ben hiçbir şeyden habersizim diyebilirim ama o kadar rahat bir hafta geçirdim, size anlatamam. Beni hiç strese sokmadı bu durum. Hiçbir şeyle ilgilenmek zorunda kalmadım. O kadar rahattı beynim. Telaşesiz bir doğum günü yaşayacağım. Her sene çok fazla koşuşturmalı geçiyordu. Çok yorucu oluyordu benim için. Bu sene o kadar yorucu bir tempoya gerçekten kendimi hazır hissetmedim. O yüzden Esra bize hazır gibi yetişti. Geçen sene de Esra yapmıştı ama bütün detaylara ben karar verdiğim için benim için yıpratıcı bir süreç olmuştu. Bu sene ben hiçbir şeye karışmadım. Tamamen onlara teslim oldum. Onlar ne yaptılarsa kabul edeceğim. Ve eminim çok güzel yapacaklardır. Merakla bekliyoruz, bakalım ne çıkacak. Böyle kocaman bir arka plan getirmişler. Şuraya şöyle gösteriyorum. Şuraya takacağız. Konseptimizi kuracağımız alan burası olacakmış. Konseptimizin ne olduğu gördüğünüz gibi ortaya çıktı. Sürprizin ilk ayağı. Hemen zaten bunu gördüğüm anda anladım. Pastalar zaten çok güzel olmuş. Hemen şimdi pastaları göstermeye gidiyorum. Pastalarımız da burada. Çok güzel değil mi? Harika görünüyor. Pastaları da buraya koyduk. Hava çok soğuk olduğu için, buzdolabında da bu kadar büyük pastaları saklayacak alan olmadığı için burada soğuk bir alanda doğum günü saatine kadar bekleteceğiz. Şurada 6 yazıyor bakın. Ay benim oğlumun pastaları ne kadar güzel. Fatih Selim pastası. İkişer katlı. Bir tanesi okul için. Bir tanesi de bugünkünde doğum günümüzde kullanacağız. Acaba hangisini bugün kullansak? İkisi de harika görünüyor. Seçmekte zorlanıyorum. Bir tanesini bugün kullanacağız. Bir tanesini de yarın Fatih Selim'in arkadaşlarıyla olacak olan partide kullanacağız. Arka planımızı da böyle demirin üzerine yerleştirdiler. Akşam geldiğinde bunlar bir taneydi. Matruşka gibi içinden bugün birkaç tane daha çıktı. 3 tane sütunumuz olmuş oldu. Bakalım bunları nelerle kaplayacaklar, göreceğiz şimdi. Artık konsept de belli olduğuna göre muhtemelen onlarla ilgili bir şey olacak. Fatih Selim'in selimini kesiyor. Nereye yapışacak bu? Bu arka plana yapışacak. Arka plana yapışacakmış. Ben de bir şu ucundan tutayım dedim. Şöyle kesiyorum yavaş yavaş.
Bunların hepsi tek tek kesilecekmiş. Ne kadar zor işler görüyorsunuz. Hiç kolay değil konsept yapmak. Odanın içi balonlarla dolmaya başladı. Balon makinesi o kadar büyük bir kolaylık ki. Şipşak böyle 15-20 saniyede bir sürü balon şişiriyorlar. Her işin bir kolaylığı var tabii ki. Bu da böyle. Böyle baskılar var. Fatih Selim yazmışlar. Minecraft yazmışlar. Onları tek tek kesmemiz gerekiyor şu anda. Bunları mesela tek tek keseceğiz. Kes kes bitmiyordu. Bakın daha yarım saattir kesiyorum. 4 tane kesmişim. Ne kadar zormuş bunları kesmek böyle tek tek. Şimdi de bunları keseceğiz. Çocuklara hediye edeceğimiz kumbaraların üzerine kaplanacakmış. Bunlar da böyle çok tatlı kızı arkadaşları için Fatih Selim'in. Onların kumbaralarına yapışacak. Erkek çocukların kumbaralarına da bunları yapıştıracağız. Biraz önce gösterdiğim iç içe geçen o matruşka gibi sütunlar böyle üzeri kaplandı. Karaktere uygun kaplamalar yapıldı üzerine. Hazırlıklar devam ediyor. Kumbaralarımızı kaplıyoruz. Kızlar bence buna bayılacaklar. Çok güzel oldu. Onun için harika bir hediye. Bakın ne kadar çok ilerledi işlerimiz. Baya baya toparlandı. Fatih Selim yazısını takmışlar. Balonlarımız epey bir etrafını sarmış. Hala daha balon şişiriyorlar bu arada. Yere şöyle bir Minecraft yazan örtü sermişler. Burada kahramanlarımız, balonlarımız, her şey hazır. Çok güzel gidiyor. Biraz sonra Fatih Selim'i almaya gideceğiz. En heyecanlı kısmı da olacak. Bunlar da TNT bombalarımızmış. Bu çantaların içerisine hediyeleri koyuyoruz. Bakın hediyelerimiz burada. Bir sürü hediyeler var. Ay ne kadar şirin görünüyorlar hepsi. Burada bakın içine de sonra kumbaralar konacak. Her şey hazır. Balon patladı. Eyvahlar olsun. Böyle aralara bombalarımızı yerleştirdik balonların aralarına. Çok güzel oldu. O kadar tatlı oldu ki konsept mükemmel oldu. Bayıldım. Konseptimiz hazır. Pastamız yerine doğru gidiyor. Bakın şu anda buraya yerleştiriyoruz. Fatih Selim'in pastasını da koyduğumuz zaman artık her şey hazırlanmış oluyor. Biraz şöyle çevirmemiz lazım. Arkadaşlar harika bir konsept oldu. Bakın müthiş görünmüyor mu? Çok güzel oldu. Her şey hazır. Sırada Fatih Selim'i almaya gitmek var. Çok merak ediyorum. Bakalım nasıl tepkiler verecek? Hazırlandım. Oğlumu almaya gidiyorum şimdi. Çok heyecanlıyım. Aradım geliyorum seni almaya diye. Anne biraz daha Yusuflar'da oturabilir miyim? 5 dakika daha oturabilir miyim diyor. Bilse ki evde onun için ne sürprizler var ne sürprizler. Geldim. Yusuflara geldim. Yukarı çıkıyorum şimdi. Fatih Selim bu gece burada kaldı. Ondan mutlusu yoktu. Yeter ki zaten Yusuflar'da kalsın. En sevdiği şey. Şu an bilse evde neler oluyor. Heyecandan uyuyamazdı kesin. Fatih Selim. Anneciğim kapıyı açar mısın? Ben geldim. Fatih Selim. Oğlum ben geldim. Fatih Selim'i bekliyorduk ama kapıyı teyzesi açtı maalesef. Umduğumuz gibi olmadı. Fatih Selim. Neredesin anneciğim? Ah benim oğlum buralarda ne yapıyormuş? Hemen de telefonu bırakmış annesi geliyor diye. Benim minnoşum ne yapıyor? Özledin mi beni anneciğim sen? Evet. Ah benim güzel oğlum. Hani Yusuf da yok, sen niye buradasın? Yusuf okula gitti de sen niye gitmedin acaba? Yusuflardayım. Yusuf'u mu bekliyorsun burada? Evet. Ben seni artık eve götürmeye geldim anneciğim. Bir gelir misin İstemiyor buraya? İstemiyor gitmeyi hiç. Tamam Yusuf yok, kimse yok, teyzenin işi varmış. Hadi eve gidelim artık anneciğim. Fatih Selim ben çok yoruldum sana bakmaktan. Hadi artık. Teyzen yoruldu mu? Yorulmana gerek yok. Neden? Ama çok yoruldum ya. Teyzen sana bakıyor mu güzel? Güzel bakıyor. Yemek yedirdi mi sana? Evet. Tamam baban aşağıda bekliyor bizi, eve teyzesi gitmemiz lazım. Teyzesi Yusuf'a banyo yaptırdı, saçları ne kadar temiz gördünüz mü? Pamuk gibi olmuş saçların, çok güzel olmuş anneciğim. Fatih Selim sen git eve, yarın yine görüşürüz tamam mı? Fatih Selim eve gelmek istemiyor, ne yapsak acaba?
Anneciğim eve gitmemiz lazım. Sümeyye teyzenin de işi varmış. Dışarıda işlerini halletsin. Akşam bize gelin olur mu Sümeyye teyzesi? Belki geliriz bilmiyorum. Yusuf okuldan gelince mesela. Bakarız. Geliriz olur tamam. 5 dakika demiştin anneciğim. 5 dakika bitti artık. Bir de biz seninle ne konuşmuştuk? Ağlamadan eve gidiyoruz değil mi? Ben de çay içip giderim dedim. Ben çay içmekten vazgeçtim. Çünkü seni çok özledim. Abin gelecek seni bekliyor. Kapıda kalacak. Anahtarı yokmuş. Fatih Selim'i eve götürmekte zorlanıyoruz arkadaşlar. Bakar mısınız? Ne yapsak Fatih acaba? Fatih Selim dün gece burada yattı. Çok umutlulardı Yusuf'la beraber. Evet. Ama Yusuf okula gitti. O yüzden Fatih ben Selim şunu anlayamadım. Neden Yusuf okula gidiyor da Fatih Selim okula gitmiyor? Yusuf da aynı soruyu soruyor dünden beri. Bence de bu işte bir gariplik var arkadaşlar. Yani Fatih Selim de okula gitmesi lazımdı. Niye burada? Öğretmenin de seni merak etmiştir. Görüyor musunuz? Hiç cevap yok. İyice mutsuz oldu Fatih Selim buradan gidecek diye. Bakar mısınız gözlere? Ya sen bu kadar burayı seviyorsan bundan sonra burada kal o zaman. Olur mu? Yusufların çocuğu ol. Olur mu? Anneciğim hadi eve gitmemiz lazım. Babam bekliyor. Bak okuldan gelince Yusuf da bu gece bize gelsin bizde kalsın olur mu? Her geldiğinde tamam, buradan gitmemek için böyle ağlıyorsun ama anneciğim. İzin verdi. Tamam o zaman yaşasın. Hadi biz gidip evde onu bekleyelim. Hazırlığımızı evde yapalım. Hazırlık yapalım. Hadi gel gidelim evimize hazırlık yapalım. Hadi. Hayır. Hayır şaka yapıyorsunuz. Şaka değil. Şaka yapmıyorum. Gerçek söylüyorum. Söz. Söz veriyorum. Tamam mı? Hayır şaka gerçekten. Değil. Gerçek söylüyorum. Hadi. Gerçekten. Hatta Enes abini de çağıralım. O da gelsin. Olur mu? Yok ağlamıyor ya. Gel tut elimi. Ya tamam Fatih Selim Yusuf alıp geleceğim. Gerçek söylüyorum. Evet. Oğlum benim elimi tuttu. Gidiyoruz. Sana hadi bakalım. Sana istediği tableti de alacağım. Aa, Fatih Selim tamam mı? Tamam. Yaşasın. Fatih Selim'i ikna ettim arkadaşlar. Gitmeye karar verdi benimle. Çok mutsuz gidiyor ama ben ona söz verdim. Yusuf okuldan geldiğinde bize gelecek. Ondan sonra birlikte oynayacaklar. Hadi anneciğim şimdi bir bana güler misin? Teyzene de bir teşekkür et. Seni bu gece sen ağırladığı Fatih için. Çok güzeldi Fatih Selim. Her zaman bize bekleriz tamam mı teyzeciğim? Oo. Görüşürüz teyzesi. Hadi koş bakalım bye aşağıda bye. Baban seni bekliyor. Koş koş koş. Gidiyoruz biz. Fatih Selim'i aldık. Gelin alır gibi aldık. Resmen ayrılamadı teyzesinden. Bu kadar seviyor teyzesinde kalmayı. Yeter ki onlar da kalsın. Görüyorsunuz her gidişimiz böyle ağlamaklı. Dönüşlerimiz hep böyle ağlamalı zırlamalı oluyor. Eve dönmemek için Fatih Selim her şeyi yapıyor. Gelişimiz çok mutlu. Dönüşümüz bir o kadar mutsuz. Hüzünlü oluyor. Hadi anneciğim bin arabamıza. Gidişe bak ne kadar mutsuz gidiyor. Babiş hoş geldin. Babiş. Evimize gidiyoruz. Oğlumuzu aldık evimize gidiyoruz. Ben çok mutluyum oğlum eve geldiği için. Ama oğlumuz pek mutlu değil galiba. Yusuf'un ağrısına çok mutlu değil. Evimize yaklaştık arkadaşlar. Az kaldı. Kalbim küt 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 atıyor. Daha fazla ipucu veremiyorum biliyorsunuz malum kişi yanımızda. Onlar arabayı park edene kadar ben hızlıca indim. Çünkü onun... önden çekmek istiyorum. Eve önce ben gireyim. Onlar da babasıyla arkadan gelsinler. Fatih Selim'in yüzünü net bir şekilde görmenizi istiyorum. Geliyor. Oğlum eve geliyor. Arkadaşlar. Sonunda Fatih Selim'i eve getirdik. Ayakkabılarını bir çıkar bakalım anneciğim. Hadi gel. Ayakkabılarını çıkar bakalım anneciğim ayakkabılarını. Çıkar ayakkabılarını. Doğum günüm var. Ne? Doğum günü var. Doğum günü var diyor. Fatih Selim, ağladığına değdi mi anneciğim? Bak senin için neler hazırladık. Sürpriz hazırladık sen eve gelmek istemiyorsun. Yusuf gelecek mi? Hala Yusuf gelecek mi diyor. Tabii ki gelecek. Bütün arkadaşların gelecek. Yani Ömer gelecek, Enes gelecek. Gel bakalım sen şu bir doğum günü konseptine bir bak. Beğendin mi? Heyecanlandın mı? Koş anneciğim. Herkes senin bu anını görmek istiyor. Fatih Selim doğum günü konseptini beğenecek mi diye herkes çok merak ediyor. Bak bakalım beğendin mi? Hı? İncele bakalım. Dinamitler var, kreditler. Neler var? Dinamitler. Ne konsepti yapmışlar senin için? Ne anneciğim? Dur onu çıkarma burada başka da var. Bir bana baksana bir şey söyleyeceğim.
Ne konsepti yapmışlar senin için? Minecraft. Minecraft konsepti yapmışlar. Mutlu oldun mu? Bunlar tabii ki de TNT patlıyor. Bomba mı yani onlar? Evet. Çok güzel. Ama senin doğum günü kıyafetlerini giymemişsin hala. Evet. Sürpriz yaptık. Mutlu oldun mu? Evet. Pastan nasıl? Bu Enderman. Ne? Bu Enderman çok ısınlanabiliyor. Ha, Enderman'miş. Işınlanabiliyormuş. Çok güzel Fatih. Bakar mısın? Burada yaşına yazıyor. Çünkü benim kaç oğlum yaşında? Artık 6 yaşında. Kocaman oldu. Bakalım. Altın büyük, sen büyüksün. Annesi bak bakalım hangisi büyük? Tabii ki Fatih Selim büyük. Fatih Selim büyük değil mi? Altın kocaman. Büyük. Peki sen Mike... Sikif bunun ismi. He evet. Tamam, çok güzel. Kılıcı bile var baksana burada. Evet. Kılıcını gördün mü? Pastan evet. Nasıl peki? Pastanı da beğendin mi? Evet, bu elmas kılıcı. Elmas kılıcı var. Arkadaşlar Fatih Selim doğum günü konseptini çok beğendi. Bir şey sorabilir miyim şimdi? Ağlamasaydın daha iyi olurdu değil mi? Evde senin için çok güzel sürprizler vardı. Sen boşu boşuna ağladın değil mi anneciğim? Doğum günü hediyelerim de geldi. Biraz sonra gelecek. Anne bir şey sorayım. Ben demir korlu Spider-Man Elsa'nın oyuncağını istiyorum. Aa, ama bilmiyorum. Onu aldılar mı almadılar mı bilmiyorum. Bence sen harçlıklarını biriktirip alabilirsin evet, mesela. Artı tane 100 lira lazım. 6 tane 100 lira lazım. Oo, bayağı da çok yani. Lazımmış evet. Bence. Tamam. Abla da Fatih Selim'in fotoğraflarını çekiyor. Sen bu ablayı hatırladın mı anneciğim? Sen beni hatırladın mı? Hatırladım. Geçen sene de gelmişti senin fotoğraflarını çekmişti. Beraber robot yapmıştık hatırladın mı? Beraber robotu beraber kurmuştuk. Araba robotu yapmıştı. Aa, evet bu sene de senin fotoğraflarını çekecek. Çok güzel fotoğraflar çekecek senin için geldi bugün. Evet. Bugün her şey Fatih Selim için arkadaşlar. Çok güzel bir doğum günü olacak inşallah. Giyinmeye gidelim. Şimdi giyinme zamanı. Partiye tam hazırlanmamız lazım. Fatih Selim kıyafetlerini giysin. Çok güzel olacak. Ona çok güzel kıyafetler de aldık. Hepiniz şimdi merakla partinin devamını bekliyorsunuz değil mi? Biz de merakla bekliyoruz. Gidip giyinip gelelim. Koş anneciğim. Koş.